Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün uçakta e, Kazakistan dönüşü gazetecilere vermiş olduğu, yapmış olduğu açıklamalarla yine devam edelim. Şimdi Şangay İşbirliği e, teşkilatında ağırlıklı olarak Türk devletleri bulunuyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pek çok soru soruldu evet. ve sorulara e, gerçekten çok e, net, çok önemli e, mesajlar verdi. Şimdi bu bölümde. Türk devletlerinin buradaki gücü daha da artacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada. Şimdi Şangay üzerine bu bölümde biraz konuşalım istiyorum. Şangay İşbirliği Örgütü. Teşkilata diğerleri gibi üye olmak istiyoruz dedi. Şu an 9 daimi üye bulunuyor. Türkiye bu ülkeler arasında yer alamaz diye bir şey yok. Belki biraz zaman alır dedi. Türkiye Şangay'a üye olursa ne olur diye... Konuşalım. Cumhurbaşkanı Oca... Erdoğan dış politikada tartışılacak aslında hani önemli bir başlık verdi. Ee, biraz Şangay'ı konuşalım. Tamam. Bu Şangay hı. Beşlisi aslında bunun ilk kuruluşu. Şangay Beşlisi. Şangay Beşlisi ve buradaki temel kurulma amacı da e, ülkeler arasındaki sınır sorunlarını çözmek. Hı hı. Şimdi... E, bu zaman içerisinde gelişti. En son İran katıldı tam üye olarak. Özgür yani, abim biraz seni alsam tamam. şöyle. Olur. ya burada Şimdi bir şey hangi ülkeler yok. var Öncelikle şu ülkeleri bir sayalım. Şangay İşbirliği örgütü üyelerini. Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, İran, Pakistan, İslam. Şimdi bak birbiriyle düşman nükleer güce sahip iki tane ülke. Tamam. Ee, aralarında özellikle Pasifik'teki ada hakimiyetinden dolayı Rusya ile Çin. Hı -hı. Ee, Kırgızistan, Tacikistan özellikle... Bu e, OŞ vardır e, Kırgızistan'ın hemen e, Tacikistan sınırı orada çok çatışma çıkar Türkiye zaman zaman araya giriyor o işi bitirmek için Bu arada yok. bugün de Kırgızistan'da bir darbe, darbe girişim girişimi darbe girişim 4, girişim 4, 4, oldu Darbe girişimi oldu doğru Sonra şey var e, Kazakistan Çin hatırla yani orada şimdi çok iyi durumdalar Yani e, şurayı anlatamam sana burada müthiş bir ekonomi oluşturmuşlar 36 milyar dolar ticaret var aralarında Buraya en son İran katıldı. Şimdi burada da veto hakkı var Şangay İşbirliği Örgütü'nün ama hı hı. Türkiye buraya katılır mı katılamaz mı? Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği doğru. Fiilen katılmakta bizim diğer ülkelerle yaptığımız anlaşmaların burada bir şeyi yok. Niye? Çünkü Şangay İşbirliği Örgütü'nün henüz bir gümrük birliği yok. Şimdi eğer Şangı İşbirliği Örgütü ayrı bir gümrük modeline sahip olsaydı bu kez bizim Avrupa Birliği ile yaptığımız gümrük birliği anlaşmasından kaynaklı yükümlülüklerimiz var. Çünkü biz 3. Dünya ülkeleriyle yani AB üyesi olmayan ülkelerle de e, gümrük tarifelerimizi AB ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde götürüyoruz. Şimdi Dolayısıyla bu örgüt kuvvetli bir örgüt mü? Evet kuvvetli bir örgüt. Hmm. Neyi temsil ediyor? Büyük bir askeri gücü temsil ediyor fakat şöyle mesela bir ortak ordu kurmayı konuşmadı bugüne kadar hiç. Hı hı. Ya da NATO gibi herkesin belirli gücü oranında katıldığı bir şeyi de konuşmadı. Hı hı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün AB gibi bir tek devlet olma hedefi de yok. Hı. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile hiç hani bu bunun alternatifi diyeceğimiz Ama bir şey biz de değil. Ama bizde hep şey... o olur değil mi? özel Yani öyle. Türkiye tercihini Avrupa Birliği'nden yana değil buradan yana yapıyor, rejimin... Değişiyor, eksen değişiyor tartışmalara. Aynen oluyor. öyle. Bu şeyle iş gündeme geldi. E, o zamanki MGK Genel Sekreteri İlhan Orgenal Tuncer Kılınç Tuncer, evet. Tuncer Kılınç'ın bir sempozyumdaki evet. sorusuyla hatta gündeme evet. gelmişti. Şimdi Şangay Beşlisi ilk kurulduğunda bu kadar etkili değildi. Herkes ne olacağını merak ediyor. Şu edin. an etkili midir? Etkili. Çok etkili. Şu an dokuz üyesi var. Ve büyük bir dokuz, ekonomik 9 Dokuz üyesinden işte. dolayı değil. Bak dünya i̇şte. nüfusunun çok büyük bir kısmını burası temsil ediyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan. Sonra Çin. Arkasından Çin. Hı hı. Şimdi enerji açısından da müthiş bir şey geliyor. Niye? Kazakistan var. Ee, Özbekistan'ın maden şeyi zengindir. Kazakistan'ın doğal gazı çok zengin. Rusya petrol konusunda son derece kuvvetli. Çin enerji açığı olan bir ülke. Burası, burası madencilik konusunda Özbekistan... Petrol konusunda İran son derece kuvvetli, bilişim konusunda Hindistan yani evet. kuvvetlidir. Türkiye üye olmak istiyor Cumhurbaşkanı. Şöyle Hakanın bize kadar. daha önce buraya davet ettiler. Bize tam üyelik davetinde bulundular. Biz bundan bir 3-4 yıl önce bunu kabul etmedik. Neden etmedik? Gözlemci statüsünde kalmayı tercih ettik. Niye? Çünkü nasıl gelişeceğini ve ne tür yükümlülüklerle gireceğini bilmek ve görmek istiyorduk. Hmm. Şimdi bu hatırlayın Özbekistan'da nerede yapıldı? Eee Semer, e, Sa, da yapıldı. Tamam. Bir Biz zirve yapılmış hatırlayın. Yani Sayın Cumhurbaşkanı oturuyor diğer liderler etrafında. Evet evet. Evet, 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 O meşhur zirve. Şimdi evet. o zirvede İran'ın katılması onaylandı. Burada bir tane problem var. Türkiye'nin bu işe katılmasında. Yani uzun süre bile dediği Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleyeyim. İki tane Türkiye ile problemli ülke var burada. Burada da ülkelerin tıpkı NATO'daki ya da AB'deki gibi tek başına veto hakları var. Hı. Biri Hindistan, diğeri İran. İran bunu alenen yapamasa bile Hindistan yapabilir. Yani Hindistan Türkiye'nin üyeliğine çok sıcak bakmayabilir. Çünkü e, bir garip şey var yani Hindistan yönetiminin bir garip tavrı var Türkiye ile ilgili. 9 üyenin de onay vermesi mi gerekir? Evet tabii ki. Veto hakkı Çoğunluk var. Çoğunluk şey diye bir şey yok hayır, yani. Hayır hakkı var. veto hakkı var. Her sonradan e, altılı masa gibi karar değiştirir veto hakkından oy çokluğuna dönerler bilmem ama hmm. ana, ana hattıyla şey. Şimdi burada temel hikaye şu. Bizim girmemiz nasıl bir hayrımız olacaktır Özel abi? Bir kere şunu söyleyeyim. Bütün bu ülkelerle bu Şangay İşbirliği örgütünün geleceği çok önemli. Niye? Hı. Şimdi buradan bir ekonomik model ortaya kondu. Nasıl bir ekonomik model ortaya kondu? Çin sadece şey yapmıyor. Afrika üzerinden bir dünya şey yapmıyor. Aynı zamanda buradan Kazakistan'dan geçip e, Özbekistan, Tacikistan ta Türkiye'ye ulaşan hı hı. E, bir ulaşım projesi var e, Çin'in. Bu hatta Yaptıkları e, tren ve tır gümrüğünü ben gördüm. Hı hı. E, İli diye bir yer var. E, Sincan Uygur Özel Bölgesinin Kazak kesiminde. E, oradan 35 kilometre ötede bir bir sınır kasabası ama acayip bir hale getirmişler. Tamamen transit geçiş üzerine getirmişler. Buradan da boru hatlarıyla müthiş bir şey var. E, gaz akışı var. Şimdi e, tren yolları, ray sistemleri farklı Kazakistan'la Çin'in bunu birleştiriyorlar. Şimdi tarihi İpek Yolu mantığıyla baktığın zaman bile aslında dünya ticaretinin şekilleneceği bir alandan bahsediyoruz. Burada bak ikinci önemli nokta şu: çok fazla burada nükleer güç var. Hmm. Şimdi e, Pakistan'ın atom bombası var, Hindistan'ın var, Rusya'nın var, Çin'in var. Çin'in var. Hı. Başka önemli bir nokta şu. Geçen e, Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Biden, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, e, ülke daha vardı ama hangisiydi bilmiyorum. Devlet başkanlarını bir arada kabul etti. Arkasından Eylül'de bu oldu. Ocak oyunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz davet etti. Şimdi Çin'e karşı e, Amerika Birleşik Devletleri, bu hatta bir güç oluşturmaya çalışıyor. Bu çok önemli. Ben biliyorsun Taşkent'e çok fazla gider gelirim. Hmm. Mesela her gittiğimde orada gördüğüm Amerikalı subay sayısı artıyor. Hmm. Amerika Birleşik Devletleri burada bir hat kurmak istiyor. Ee, Özbekistan Devlet Başkanı Mirzoya son derece zeki bir adam. Ee, ve orada e, ta hala bir bağımsız siyaseti izliyor. Burada temel bir nokta daha var. Ee, Özbekistan'ın Fergana Vadisi, yani Afganistan'ın Fergana Vadisi aslında Özbekistan'dan başlar. Yani e, Kokand vardır, Kokant'tan aşağı indiğin zaman zaten Fergana'ya girersin ve oradan aşağı Afganistan'a doğru ilerlersin. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'ı kaybetti, orada Çin çok kuvvetlendi. Çin Afganistan'da müthiş kuvvetlendi. Çok güçlendi. Kuvvetlendi. Son dönemlerde. Amerika Birleşik Devletleri de şimdi şu hatta güçlenmeye çalışıyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin atladığı bir şey var. Şimdi tarihsel kökler açısından mesela ee, Özbekistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda e, Kızıl Ordu'da savaşan e, yaklaşık 1 milyon 300 bin askeri vardı. Yani e, orada Rusya da hala güçlü ve tabii ki orada bir büyük abi Türkiye var. En kötü ilişkimiz bizim Özbekistan'daydı. FETÖ'nün 90'larda yapmaya çalıştığı darbeden dolayı. E, ama şimdi Şevket Mirzoyev ile hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki müthiş. Evet. Eskiden... Ee, mesela Özbek piyasası tamamen Çin ve Güney Kore firmalarındaydı. Müthiş onların ağırlığı vardı. Her türlü yatırımda sanayide orada burada. Mesela şimdi oraya Türk firmaları geldi. Hmm. Ama mesela şunu da biz çözüyoruz. Bunu Şanga işbirliği örgütü yapması gerekirken e, Kırgızistan, Tacikistan e, tam şurada Evet OŞ şurada bir yerdedir cep. Hmm. Her iki yılda bir büyük çatışma çıkar orada. Hatta OŞ'tan yakındaki köyler boşalır gider bilmem ne falan filan. Mesela orada ara buluculuğu Türkiye yapıyor. Normalde ama Şangay Beşlisi'nin, hmm. yani ilk adıyla Şangay Beşlisi'nin Beşlisi. kurulma sebebi sınır anlaşmazlığını çözmek. Ama bu şu anlama gelmiyor değil, onu da söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin ilk kuruluşu Avrupa e, Kömür ve Çelik Birliği'nden gelir. Niye? Hmm. Almanya'nın çelikle olan ilişkisini bir dünya savaşı daha çıkartmasın diye kontrol altına almak istediler. O daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. Bir ekonomik birlikti. Sonra dedi ki biz siyasi birliktelik sağlayacağız. Avrupa Birliği'ne döndü. Evet. Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ülkeler yapı itibariyle Avrupa Birliği'ndeki gibi kendi yetkilerini tek bir merkeze devretmezler. Bunu beklemek hata olur. Ama ticarette ne yapacaklar önemli? Burada da soru şu. Bizim bir gümrük birliği anlaşmamız var. Biz buraya tam iyi olursak, Nasıl bir ilişki düzenleriz? Çünkü söylediğim ha. gibi bizim gümrük tarifelerimiz gümrük birliği anlaşmasından dolayı AB'ye göre ayarlanır. Peki bir de şu açıdan bakalım. Şimdi bu ülkelere baktığımız zaman ee, Özay Hocam. Şimdi demokrasi açısından sorunlu ülkeler aslında. Evet. Değil mi? Yani güçlü ülkeler. Evet. Yani demokrasi açısından değil, mi? doğru mu yani? Şimdi böyle bu dur, analizi yaparsak. Rahat söyle ben sana bir şey söyle <laughs> Hakan rahatsız. Evet, evet Çünkü yok. Evet. Yazdığım bir şeyden bahsediyorsun. Hı -hı. Buradaki temel mesele şu. Şimdi güç batıdan doğuya geçecek derken. Türkiye'nin ekseninde bir. Şimdi yok, orada değil. Öyle bir eksen kayma olmamış Esas söz buradaki konusu. temel mesele şu. Esas demokratik değerlerini kaybeden en son bu gaz olayıyla beraber iyice ortaya çıktı. Hı -hı. Gördük ki batı. batı. Hı hı. Amerika kendi dinini reddedecek hale geldi ya kampüsteki olaylar yaşanmasın diye. Fransa hı hı. özgürlüklerden bahsediyordu. Fransa özgürlük falan kalmadı. Bak bütün dünyada Baltık ülkeleri e, daha doğrusu bütün Baltık ülkeleri şey neyle meşhurdu? Hı. E, Baltık tipi sosyal demokrasi işte Olaf Palme'ler falan filan. Hı. E, şu anda Baltık ülkelerinde de aşırı sağ partiler iktidardı. Hı hı. Burası nüfusu yaşlı Dolayısıyla buranın varlığını sürdürebilmesi nüfus ithalatına bağlı. Bak, Özbekistan'da hemşire bırakmadılar. Almanya ve İngiltere. Şu anda git e, Newcastle yukarısı bir sürü mantar çiftliğinde Kırgızistan'dan insanlar çalışıyor. Eskiden Avrupa Birliği Romanya ve Bulgaristan'la e, İtalya, Fransa çalışıyordu. E, şeyini toplardı, Mahsulünü toplardı. Artık o insanlar da gitmiyorlar. Hani İngiltere AB'den ayrıldıktan sonra iyice ne zor durumda. Hı hı. İspanya tarım ürünlerini Güney e, Amerika'dan gelenlerle toplayabilirler. Şimdi demokrasileri ne oldu bu ülkelerin? Hı hı. Aşırı sağa kaydı mı? Kaydı. Ukrayna savaşı müthiş bir kırılmaya yol açtı. Polonya'da çiftçiler şu anda Ukrayna'dan nefret ediyorlar. Hı. Çünkü Ukrayna'nın tağını aldığı için hı hı. Avrupa Birliği'nde çiftçiler çok zor durumda. Yani. Avrupa nüfus ithal ediyor aralıksız. Fransa bildiğim kadarıyla 2050'li yılların küsuratı var. Müslümanların çoğunlukta olduğu ülke olacak. Fransa'nın korkulu rüyası bu. Hollanda'nın ne istediğini söyleyeyim sana. Hollanda Fransa'ya dedi ki şu sizin de de banyo eylemlerini yapanları bize verin. Bizim iş gücüne ihtiyacımız var. Yani e, dolayısıyla burası tabii ki bir anda gücünü hadi sıra sizde sizde mi gidin demeyecek ama... Burada eğer beklediğimiz Kopenhag kriterleri ise buradan bir Kopenhag kriterleri çıkmaz. Hmm. Ama Kopenhag kriterlerine Avrupa Birliği ne kadar uydu sorusunda cevabı şu. York ayları biliyorsun değil mi? Adam sandıktan ikinci parti olarak çıktı. Başbakan Yardımcısı olacaktı. Brüksel dedi ki sen Başbakan Yardımcısı olursan ben Avusturya'nın tam üyeliğini askıya alırım. Hani demokrasi, hani halkın iradesi o zaman? Hmm. Bak Avrupa Birliği bir ülkenin seçim sonuçlarını yok saydırdı. Haydar aşırı sağcı diye iktidara gir, girmesin diye tehdit ederek meseleyi bitirdi. Dolayısıyla şimdi Meloni şu anda Avrupa Birliği içerisinde koltuğunu koruyacak tek lider. Olaf Scholz yok. Macron gidiyor. İngiltere'de Rişi Sunak gitti, İşçi Partisi geldi. Ya yani Avrupa Birliği'nin Geriye gidişi nüfusla ilgili gidiyor, demokrasiyle ilgili geri gidiyor. Orası da çok iyi bir yere gitmiyor. Hı hı, peki. O yüzden de e, bu Şangay Beşlisi'nin Şangay İşbirliği'ne örgütüne hı hı. dönmesini izledik. Bunlar ileride nereye evlirler, Söylediğim gibi AB gibi tek bir devlet olmazlar. Hı hı. Mesela bir ortak gümrük politikası oluştururlarsa bizim için zorluklar başlar. Hı. Ama AB'nin alternatifidir. Değil. NATO'nun alternatifidir, o da değil. Hı hı. Öyle bir model değil çünkü şu an. Peki. E, Eray Hocam size soracağım, Masum Hocam sizin de bu konuda çok kısa bir görüşünüzü alayım. Türkiye girmeli mi? E, baktığımız zaman bu ülkelere işte Özbekistan, Tacikistan, İran, Pakistan, Hindistan, Çin, Kırgızistan, Rusya, Kazakistan, Şangay İşbirliği Örgütü e, üye ülkeler bunlar. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada Türkiye'de e, girmeli şeklinde bir. Bir de gözlemcileri oldu. var bunun ya sadece biz değil, bizden başka da yani. gözlemcileri Hı -hı. var. Şimdi e, girmeli midir Türkiye baktığımız zaman hani demokrasisi sorunludur. evet güçlü ülkelerdir. Ama bir yandan da şimdi acaba Türkiye e, eksen değiştiriyor şeklinde yorumlar da bir yandan yapılıyor malum. Evet şimdi Türkiye tabi diyalog ortağı olarak geçiyor. Altı tane ülkeyle yani. birlikte diyalog ortağı olarak geçiyor. Üç gözlemci, üç tane de destekçi hı hı. ülkesi var. Yani dolayısıyla şu, bu şu, niye söyledim? Bir gelişme ve genişleme potansiyeli olan hı hı. E, bir yapı. Şimdi burada önemli olan iki tane husus var. Birincisi artık Batı denen olgu hı. eski değerini kaybediyor. Hem ekonomik değerini kaybediyor. Hı. Hem siyasal hem de ahlaki değerini kaybediyor. Bir de hukuksal değerinde ciddi çürümeler var. İşte en son UEFA'nın kararı bunu çok net gösteriyor. Yani burada sadece biz muzdarip değiliz. Dünyanın Hı. pek çok ülkesi bu noktada Avrupa'nın çifte standartının, Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin çifte standartlığının e, farkında ve bundan rahatsızlar. ya yani Avrupa ülkeleri de rahatsız. En son işte İspanya'nın e, Gazze'ye. E, destek konusundaki tavrı Avrupa ülkelerinin diğer ülkelerden ayrışıyor. Hı hı. E, yine işte devlet olarak Filistini tanıyan Avrupa ülkeleri var. E, bunun dışındaki dünya ülkeleri de var. Dolayısıyla bu o, olay aslında yeni arayışlara daha e, adaletli, daha hakkaniyetli, daha hukuki ve evrensel değerlere bağlı yapıların oluşmasını tetikliyor, hı. E, itiyor yani dünyayı buraya doğru itiyor. Hı hı. E, şimdi. Ee, bu birincisi, ikincisi şu anki geldiğimiz e, konumda dünyada barışı, huzuru ve istikrarı temin etmekle görevli olan başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi ülkeler ya şey e, üye e, o yapılar, uluslararası yapılar artık içi boş bir tenekeye dönmeye başladı. Yani diğerleri bir kısmı mesela Birleşmiş Milletler artık işlevini kaybetti. Yani kimse Birleşmiş Milletler'den bir hayır beklemesin. E şimdi ne oldu? Dünya ülkeleri birleşmişken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık bundan ümidi kesince bir kendi başlarının çaresine bakmaya başladı. İki yeni oluşumlara doğru yöneldi. Dolayısıyla bu da dünyada yeni uluslararası örgütlerin önemini arttırmaya başladı. Yani kimse savaşmak istemiyor. Ama emperyalist akıl özellikle arka plandaki küresel emperyalist akıl dünyayı bir savaşa sokmak istiyor. Yani aslında bu iyi ile kötünün de bir mücadelesi. Dolayısıyla dünya toplumları ne yapıyor? Yeni uluslararası örgütlere doğru bir yöneliş içerisine girmeye başladılar. Dolayısıyla sorunuzun cevabına gelecek olsak evet girmeli. Yani diyalog ortağı durumunda zaten üye olmalı. Üye olursa bakın aynısını mesela nerede görürüz? Türk Devletler Teşkilatı'nda. Demin Sayın Selvi de söyledi, şey Özay abi söyledi. Yani Kırgızistan'da bir darbe girişimi oluyor. Hatırlayın daha önce de Kazakistan'da ortalık karışmıştı değil mi? Yani dolayı kim tarafından nasıl biraz eşelediğimizde altından FETÖ çıkıyor. Yani Kırgızistan'da da FETÖ çıkıyor, Kazakistan'da da FETÖ çıkıyor. FETÖ dediğiniz kim? Amerika'nın emperyalist terminal ucu, başası. Yani dolayısıyla artık dünya ülkeleri bu noktada bir tepki göstermeye başladılar. Ve görüyorsunuz hani işte Bolivya'da olsun bugün El Salvador'daydı sanırım bir sürü yerde böyle bir takım darbe girişimleri, huzursuzluklar, istikrarsızlıklar geçmiştekinden farklı olarak o ülkelerin insanları tarafından başarıyla önlenebiliyor. Bakın önlenebiliyor. Yani bu çok önemli mesajlardır. Bir takım hareketler yapılmaya çalışılıyor ama e, emperyalist akıl çoğunlukla artık başarısız olmaya başladı. Dolayısıyla e, bunu aslında ben Şangay İşbirliği Örgütü'nü e, biraz da Türk Devletler Teşkilatı'yla birlikte aslında değerlendirmesini gerektiğini düşünüyorum. Hem... E, Şangay İşbirliği Örgütü hem de Türk Devletler Teşkilatı mesela bugün Kırgızistan'daki olayın önlenmesinde bir etki bir panzehir olmuştur. Hatta daha biraz geniş bağlamda düşünecek olursak Kafkasların istikrarsızlaşmasının önündeki en büyük güç yine Türk Devletler Teşkilatı'dır. Yani dolayısıyla bakın kısa sürede 2001 yılında kuruldu Şangay İşbirliği Örgütü. Türk Devletler Teşkilatı ondan sonra kuruldu ama ne kadar güçlü bir kök salmaya başladılar. Neden? Çünkü hakikaten batıdan gelen bu emperyalist akıl dünyayı gerçekten bir felakete sürüklemede asla tereddüt etmiyor. Hı hı. Ne değer kalmış durumda ne hukuki ne ahlaki ne insani hiçbir değer kalmadı. İşte yani en son Gazze'de olan olaylarda Avrupa'nın batının tepkisini gördük. Adeta buradaki e, İsrail'deki siyonist e, küçük bir aklın emrine girdi hepsi yani. Hala daha bu ısrarını sürüyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Almanya'da vatandaş olabilmek için bilmem ne e, ya da Hollanda'da şurada burada e, yani e, İsrail'e sadakat yemini ettiriyorlar filan. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani dolayısıyla Artık yeni bir dünya düzenini kurulması için Şangay İşbirliği Örgütü de önemli bir işlev giderek kazanmaya başladı. O yüzden biz de burada yerimizi almamız lazım. İşin ekonomik boyutu açısından da evet dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlası burada. Hmm. Hani e para deseniz o da burada, enerji deseniz o da burada. Hani şimdi İngiltere'de tabii, tabii. petrol mü var? Hmm. Bakın. Ya Peki, efendime söyleyeyim Almanya'da doğal gaz mı var? Hı. Yani baksanız aslında Avrupa hiçbir şey yok hı. ama her şeye hakim. Şimdi bu düzen yavaş yavaş değişmeye başladı. Ben de şöyle de bir kanaatimi paylaşmak hı. isterim. Hocam toparlayalım. Tamam. Yani bu tür örgütlerin özellikle Kafkasya merkezli kurulması da hı. bakınız küresel sermayenin doğudan batıdan doğuya doğru geçmesinin hı. bir sonucu olarak bu bölgelerdeki işbirliğinin ve ekonominin canlanacağı hı. anlamına geliyor. Hı. Eğer burada işbirliği ve ekonomi siyasal birlik şekline dönüşerek gelişirse üçüncü küresel kapışmanın önüne de geçebilir. Türkiye girmeli diyorsunuz. Girmeli, El cümle. Kesinlikle. Tabii girebilmesi için de e, bütün ülkelerinde onay vermesi gerekiyor. Yani bence bu verir mi, vermez mi bir durum. Bütün ülkeler... Yok, hayır öyle değil. Aha. Yani e, tabii doğal olarak hani dışarıdan bir bakışta verir mi, vermez mi falan Ama uluslararası ilişkilerde e, aktörleri baskılayan yönlendiren olgular var. Bunun da en büyük yani şu an baskılayan ve yönlendiren en önemli unsur Batı kaynaklı tehdidin Kafkasları parçalamak istemesi. Hmm. Dolayısıyla bu bazı sorunları da aşılmasına da yani Türkiye ile işbirliği yapılmasının da önünü e, açabilir. Artı Türk Devletler Teşkilatı üzerinden Kafkaslardaki Türkiye'nin etkisi de göz ardı edilemez. Peki hadi şimdi programımızın bu, arada, e, bu son evet, bölümünde. 2001'i söyledi. Şangay İşbirliği Örgütü doğru. 15 zaman, Haziran 2001. O ilk Şangay 5'te 96'dır. 5'te 96'dır. Şangay İşbirliği Örgütü 2001. 5 evet. ülkeyle ilk. Şangay 5'lisi. 96. 96 o 96. İş, şangay İşbirliği Örgütü'ne dönüşmesi Örgütü. 15 Haziran 2000. 2001. Peki evet. şimdi dıştan içe doğru dönelim. Erken seçim açıklamaları var. Böyle durduk yerde ee, Masum Hocam. Masum Hocam. Şangay'dan, <laughs> şangay'dan, şangay'dan şimdi Ankara'ya geldik. <laughs> Ters köşe. Bir de söz vereceğim diye söz tamam, verdim. Şangay diyecekti sen de seçime döndün. <laughs> Ters köşe sen yapacak değilsin ya bu şey manevraları. Bak Fulya da Burada, öğrendi senden Sayın Bakanım falan. Eee. Ee, ne biliyor. Ee, hayır hayır. Şangay konusunda söz vermedim ama. Yani çok kısa. Yani Şangay hı. E, İşbirliği Örgütü'ne. Türkiye'ye girmeli mi? Belirli içinde üye olmamız iyidir. i̇yidir Uluslararası diyorsunuz. ilişkiler hı hı. daima bir ülkenin. Hı hı. hele farklı e, boyutlarda olursa güçlenmesi hı hı. önemlidir. Ayrıca bizim Orta Asya ile ilişkilerimiz Orta Asya'dan gelecek İpek Yolu konusunda Türkiye'den geçmiş olması, hele hele bu gazeteki olaylardan sonra aslında İpek Yolu'nu değiştirmeye çalışırken tekrar e, Asya'ya dönüşmesi çok önemlidir. Bu işbirliğine illerde büyük ihtimalle Azerbaycan'da katılacaktır. Hı hı. Ee, diğer ülkelerde katılacaktır. Bizim onun için dışında kalmamız ee, pek de e, iyi bir şey değil. Daima Peki. uluslararası ilişkilerde taraf olmak iyidir. Yani bu Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın konumuyla, NATO'nun konumu ayrıdır, Avrupa Birliği'nin konumu ayrıdır. Hı hı. Avrupa Birliği'nde ortak devlet oluyorsun, ortak para birimi kullanıyorsun ya da ekonomi politikaları şey yapıyor. Bu ilişki birbiriyle ilişkiler üzerinden tanzim edilmiş